Virüsün genetik yapısındaki değişikliklerin tabii ki yansımaları önemli. Yani yayılmasına nasıl yansıyor, hastalığın ciddiyetine nasıl yansıyor, bu testlerle ilişkisi nedir, aşılarla ilişkisi nedir? Bütün bunların izlenmesi gerekiyordu. Tabii oldukça uzun bir süre geçti ve şu anda artık virüste oluşan mutasyonlarla ortaya çıkan yeni varyantlar sınıflandırılıyor. Endişe verici varyantlar, bir de ilgiyle izlenen varyantlar. Endişe verici varyantlar daha ağır seyrettiği ve daha kolay bulaştığı, daha hızlı bulaştığı ispatlandığında tabii ki endişeleniyoruz. Henüz klinikteki yansımaları çok net olmayan, yani çok ağır hastalık yapıp yapmadığı tartışmalı ama izlenmekte olanlar da ilgi çekici varyantlar olarak sınıflandırılıyor. Bu virüs beklentimizin üzerinde bir mutasyon yeteneğine sahip olduğunu şu ana kadar göstermiş oldu. Ve biliyorsunuz Alfa varyantları, işte İngiltere varyantı, Güney Afrika varyantı, Brezilya varyantı derken İngiltere varyantı, şu anda Türkiye'de hala yaygın olan aslında İngiltere varyantı. Vaka sayısı çok düşmüş olmakla birlikte aşılama çalışmalarıyla ve son kapanmadan sonra yine pozitif saptanan olgularımızın büyük bir çoğunluğu İngiltere varyantı. Endişe verici varyant sınıfında sınıflandırılan Dünya Sağlık Örgütü tarafından da Hindistan varyantı diğer adıyla veya Delta varyantı yayılmaya başladı. Şu anda çalışmalar yapılıyor. Henüz aşılardan tamamen kaçabilen bir virüs olmadığı biliniyor. Ancak tabii ki izlenmeye devam edecek. Çünkü kişisel farklılıklar oldu biliyorsunuz, hastalıkla ilgili, aşılara tepkilerle ilgili bir sürü kişisel farklılıklar oldu. Bu nedenle her toplumda bu varyantın yayılımı, oluşturduğu hastalığın seyri veya işte aşıya rağmen mi bu varyantla bu kişiler enfeksiyon geçirdiler, bütün bunların takip edilmesi gerekiyor. Hindistan, İngiltere gibi ülkelerde ortaya çıkan verilere göre konuşabiliyoruz. Kendi deneyimlerimiz daha o yoğunlukta değil. Daha kolay yayıldığı ve daha ağır hastalık yaptığı söyleniyor oradaki deneyimlerde. Yüksek etkili bir antiviral ilaç bulunmadığı için hala umudumuz tabii ki aşılar. Bu nedenle aşılarla ilgili de hani yerli yersiz haberlere inanmamak gerekiyor. Çocuklarda işte kalp iltihabı yaptığıyla ilgili burada bilimsel veriler var. Evet, en son CDC daha birkaç gün önce de yayınladı. Hani aşılama yaşı daha düşük, 18 yaşın altına düşen ülkelerde veriler yayınlanmaya, toplanmaya, toparlanmaya başlandı. Ama bu virüsün kendisinin de yapabildiği bir şey. Hani virüs ne kadar yapar, aşı ne kadar yapar diye karşılaştırdığımızda virüs 100 kat daha fazla yapıyor. Aşının dediğim gibi 100 kat daha düşük hastalığa göre miyokardit yapma oranı. Bu yaz tatilinde hazır kapalı yerlerde çok sıkışık hep beraber bir arada değilken bu bağışıklanma oranını artırmak hepimizin elinde. Bana çok sık gelen sorular var. Mesela metal kaşık yaklaştırıyor koluna. Diyor ki bakın koluma yapışıyor, demek ki bana çip yerleştirildi. Mıknatıs gibi bir şey mi var? Ya da işte böyle bir şey yok tabii ki. Tabii ki yok yani, bunu bir söyleyelim. Bir başka şey, beze çıktı. Koltuk altımda beze çıktı. Boğazım çok ağrıdı, sırtım çok ağrıdı. 2 gün yattım. Aynen hastalığa benzer şeyler yaşadım. Ateşim çıktı, başım ağrıdı. Doğru, çünkü aynen virüs girmiş gibi virüsün bizim bağışık sistemimizi uyaran bölgeleri veriliyor aşıyla birlikte. Bu ona gösterilen tepkinin bir işareti ve geçici süreli bir şey. Yani kalıcı bir hastalığa sebep olmuyor. Kesinlikle bu dönemde parasetamol grubu ağrı kesicileri öneriyoruz biz. Ağrı kesiciyi içip yatabilirler. Başka ilaçlar almamaları gerekiyor ama özellikle. Aşıya ait çok uzun süreli yan etkiler beklemiyoruz. Ama tam tersine şunlar olacak. Aşılanmaz isek, hani bu hastanelerde sağlık sistemi bu kadar yüklü bir şekilde çalışmaya devam ederse tam tersine diğer hastalarımız, kanser hastaları veya kronik hastalığı olan hastalar hastaneye gelemeyip maalesef onlardan da bu dönemde de kayıplarımız oldu, olmaya devam edecek.